Balçıktan yaratma fikrinin insanın kafasında yer etmesi toplumda çömlekçiliğin üremesiyle mümkün olabilirdi. Çömlekçilik ise vahşet çağının kapanıp barbarlık çağının açıldığı gün başlamıştır. Arkeolojinin önemli isimlerinden Neolitik devrim görüşünü ortaya atan Gordon Schilde de Neolitik kültürün tanımlamada Morgan'ın çömlekçilik ölçütünün kullanılabileceğini savunmaktaydı. Ancak 1950'li yıllardan sonra yapılan kazılarda Kıbrıs, Ürdün, Irak ve Pakistan'da Neolitik kültür içinde tanımlanabilecek tahıl üretiminin yapıldığı, hayvanların evcilleştirildiği fakat çömlekçiliğin olmadığı dönemler bulgularıyla ortaya çıkarılmıştır. Neolitik kültürlerin ilk örneklerinin görüldüğü Yakın Doğu'da kimi yerleşimlerde tarım ve hayvancılığa geçilmesine rağmen hemen bir çömlekçilik geleneği oluşmadığı anlaşılmaktadır. Çömlekçilik geleneği başlangıçta farklı bölgelerdeki yerleşimlerde o bölgenin kültürel değişikliklerine paralel olarak kendine özgü ortaya çıkmış, zamanla kültürel etkileşimlerin artmasıyla bazı tarzlar belli bölgelerde benimsenmiştir. Bazen de aksine kültürler birbirlerinden etkilenmeden kendi geleneklerini devam ettirmişlerdir. Yerleşik düzenin olmadığı halde çömlekçilikten söz edemeyiz. Ayrıca kentleşmenin artışıyla beraber toplumsal talepler doğrultusunda çömlek yapımının hızla yaşam kültürünün içine girdiğini arkeolojik kazılardan ele geçen bulgular bizlere gayet iyi anlatır. Yeryüzündeki insan topluluklarının yerleşik tarıma başlamaları, iş bölümü, uzmanlaşma, zanaatların ortaya çıkışı ve yerleşim yerlerindeki nüfus yoğunlaşmasına paralel olarak seramik de değişik yörelerde bir üretim geleneği oluşturmaya başlamıştır. Seramik endüstrisinin bulunduğu en eski toplumlar hiç şüphesiz ki Yakın Doğu'dakilerdir. Buradaki seramik üretimi M.Ö. 7 ve 8 binli yıllara dayanır. Bu nedenle seramiğin gelişim yerlerine Anadolu'dan başlamak daha doğru olacaktır. Orta Anadolu'daki Çatalhöyük yerleşimi Yakın Doğu'nun en büyük Neolitik kültürüdür. Kapsadığı alan 32 hektarı bulur. Konya'nın güneyinde ve 65 kilometre uzaklıktaki Çatalhöyük, günümüzden 9000 yıl öncesine ait yaklaşık 10.000 kişiyi barındıran, tarım ve hayvancılığın yapıldığı, dokuma, çömlekçilik, basit de olsa madenciliğin bilindiği bir merkezdi. Çatalhöyük'ün Avrupa'ya olan etkisi Yakın Doğu'ya nazaran daha fazla olmuştur. Çünkü Avrupa, tarım ve hayvancılığın başlangıcını ve ana tanrıça kültürünü Anadolu Neolitik kültüründen, özellikle Çatalhöyük'ten tanımıştır. Burada ilk kazı 1961 yılında İngiliz arkeolog James Mellard tarafından başlatılmış ve bu kazılar sadece Anadolu'nun değil, dünya kültür tarihinin de yeniden yazılmasını gerektirecek ölçüde önemli sonuçlar vermiştir. Çatalhöyük, çağdaşlarıyla kıyaslanamayacak denli kalabalık nüfusuyla köyden çok kent özelliğine sahip, hatta o dönemin metropolü denebilecek bir yerleşim yeridir. Çatalhöyük'te çanak çömlek ilk olarak 10. ve 9. tabakalarda ortaya çıkmıştır. Ancak M.Ö. 5900 yıllarına tarihlenen 7. tabakasının sonunda teknik yönden çok gelişen çanak çömleğin benimsendiği görülür. Gerçek anlamda çanak çömlek üretimi ise 5 ve 0 tabakalarında yapılmıştır. Bu dönemlerde üretilen kapların biçimlerinde tahta ve hasır kaplardan etkileşim vardır. Önce koyu renkli perdalı kaplar görülür. Daha sonra deve tüyü renkli kaplar üretilmeye başlamıştır. Kazılarda çanak çömleğin yanı sıra bulunan tanrıça heykelcikleri, Anadolu uygarlıklarının bütününe egemen olan ana tanrıça kültürünün ilk örneklerini oluşturmaktadır. Yine pişmiş topraktan yapılma, adak amaçlı kullanıldığı düşünülen hayvan heykelcikleri de Çatalhöyük yerleşiminde yaygındır. Hacılar, Anadolu'daki diğer önemli Neolitik merkezlerden birisidir.
Erken döneminde çanak çömlek bilinmektedir. Geç döneme ait çanak çömlekler ise ince, iyi pişmiş ve parlak perdahlıdır. Milattan önce 5700 ve 5600'lere tarihlenen bu kaplar, hacıların görkemli çanak çömleğinin öncüleri sayılır. Çatalhöyük'te olduğu gibi hacılarda da tanrıça heykelciklerine rastlanır. Bu heykelcikler de geniş kalçalı, iri göğüslü ve üyük karınlı olarak gösterilmişlerdir. Bu dönemde kırmızı astar iyi bilinmesine karşılık boyalı kaplar ender olarak görülmektedir. Hacıların kalkolitik çağ boyalı çanak çömlekçileri o çağın en seçkin örneklerini oluşturmaktadır. Kazılarda evlerin mutfak, kuyu, tapınak ve ambar gibi sosyal yaşamla ilgili yapıların yanı sıra çömlekçi atölyelerinin de bulunması, burada yaşayanların çömlekçiliğe verdikleri önemi göstermektedir. Milattan önce 5435 ve 5250 civarı boyalı çanak çömleğin doruğu sayılır. Bu tarihlerdeki heykel ve çanak çömleklerin nitelikleri olağanüstüdür. Daha önceki çağda egemen olan tek renkli çanak çömleğin yerini alan boya ile bezenmiş gelişkin formlu çanak çömleklerde çok iyi perdaklanmış krem rengi astar bulunmaktadır. Bu astar üzerine yapılan kahverengi geometrik bezemeler form ile çok güzel bütünlük içindedir. Milattan önce 5250 civarında hacılardaki yerleşim dışarıdan gelen bir saldırıyla ortadan kalkmış, onların yerine daha değişik bir mimari, çanak çömlek ve heykel geleneği olan bir halkın buraya gelmiş olduğu buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu dönemde yapılan kapların biçim ve dekorları değişik, kalitesi de iyi olmasına karşılık bir önceki dönemle pek kıyaslanamaz. Kaplar oval, yumurta, sepet veya dikdörtgen şekillidir. Heykellerin boyutları küçülmüş ve iyice şematikleşmiştir. Hacıların kalkolitik kültürünün devamını Tuz Gölü'nün güneyindeki Can Hasan'da görmek mümkündür. Hacılardaki geometrik bezemeli, çok renkli çanak çömlek geleneği Can Hasan'da devam etmektedir. Başka bir yerleşim yerinde ise çok renkliden tek renkli çanak çömleğe dönülmüştür. Can Hasan'da bulunan çanak çömleklerin bezemelerinde açık zemin üzerinde kırmızı ve kahverengi egemen olmuştur ve geometrik desenlidir. Mersin Yumuktepe'de de yapılan kazılarda bunlara çok benzer çanak çömlek örneklerine rastlanmıştır. Bu örnekler o dönemde bir ticaret ilişkisinin başladığını gösterir. Keza Batı Çatalhöyük'te bulunan çok sayıda özgün desenli ve omurgalı kap erken Halaf kültürüyle çok şaşırtıcı benzerlik göstermektedir. Buna benzer ilişkiler Batı Anadolu ve Ege yöresi yerleşimleriyle de vardır. Kalkolitik çağda Anadolu'da Çatalhöyük, Can Hasan dışında Mersin Yumuktepe, İstanbul Fikirtepe, Denizli Beyce Sultan, Sakçagözü gibi merkezlerde de çömlekçilik geleneği sürdürülmüştür. Ancak bunlar hacılar, Çatalhöyük ve Can Hasan çömlekleriyle pek boy ölçüşemezler. Bu üç merkezde bulunan çanak çömleklerin kalitesi ve çeşitliliği aynı zamanda dönemin koşullarına göre gelişmiş bir yaşam kültürünü de yansıtır. Melart, Anadolu'nun yakın doğu kültürleri üzerindeki etkisini vurgulamakta, Anadolu'nun Suriye, Kıbrıs ve muhtemelen Filistin ve Güneydoğu Avrupa'yı etkilediğini anlatmaktadır.